Merhaba arkadaşlar bu dersimizde de temel doku elemanlarını göreceğiz. Tıpkı bizdeki bağ doku gibi bu da bitkide de organların arasını dolduruyor ve onlara desteklik sağlıyor. Başka görevleri de var. Tek tek hepsini inceleyeceğiz. Önce temel doku deyince aklımıza ne gelecek? Kima gelecek arkadaşlar. Önce bunu bir kodlayalım. Üçü de kima ile bitiyor. Kimmiş onlar? Parankima, kollenkima ve skleran kima olmak üzere üç grupta inceleyeceğiz. Önce parankima hücrelerinin özelliklerini bir görelim o zaman. Parankima hücreleri arkadaşlar hemen hemen tüm organların yapısında bulunuyor ve dediğim gibi arasını dolduruyor. Hücreleri genellikle canlı, ince çeperli ve bol stoplazmalı. Aslında bölünmez doku hücreleri genellikle meristem hücrelerinden çok farklı özellikteler. Mesela çekirdekleri küçük, stoplazmaları az, kofulları çok büyük. Fakat parankima hücreleri henüz çok farklılaşmamışlar. Yani primer meristemden sonra çok fazla farklılaşma geçirmeden parankima hücreleri oluşmuş. Dolayısıyla farklı hücrelere dönüşme yeteneği parankima hücrelerinin oldukça fazla. Bitkinin ihtiyacına göre her türlü değişime uğrayabilen bir doku. Nasıl bizim kök hücrelerimiz farklı hücrelere dönüşebiliyor? İşte bitkide de parankima hücreleri farklı hücrelere dönüşebiliyor. Hatta ne demiştik? Hatırlayın, sekonder meristem için parankima hücrelerinin hormonların etkisiyle Tekrar bölünme özelliği kazanmasıyla oluşur demiştik. Yani parankima hücreleri vasküler kambiyum dediğimiz enine büyümeyi sağlayan sekonder meristeme dönüşebilmişti mesela. Görevleri bakımından 4 gruba ayırarak inceleyeceğiz şimdi parankimayı. Özümleme parankiması, iletim parankiması, depo ve havalandırma parankiması olmak üzere. Özümleme adı üstünde karbondioksit özümlemesi şeklinde ben size fotosentezde anlatmıştım hatırlayın. E, fotosentez yapma yeteneğine sahip. Yaprağın mezofil tabakası dediğimiz bir tabaka var. Biraz sonra şekil üzerinde göstereceğim size. İşte o mezofil tabakasında palizat ve sünger parankiması dediğimiz parankima hücreleri e, bolca fotosentez yapabiliyorlar. Kloroplastları bulunuyor. Dolayısıyla bitkinin fotosentez yapabilen dokusu olarak özümleme parankiması karşımıza çıkıyor. Başka fotosentez yapan birkaç daha e, yapı var bitkide fakat asıl fotosentez görevi olan asıl besini üreten kısım işte burası yani özümleme parankiması dediğimiz kısım. İletim parankimasına gelince iletim demetleriyle bitkinin diğer dokuları arasında su ve besin alışverişi yapıyor. Şimdi dikkat Lütfen bunu iletim dokuyla karıştırmayın. Yani iletim parankiması kısilen ve fulam demek değil. Kısilen ve fulamın etrafında bulunuyor. Ve biraz sonra yine şekil üzerinde göstereceğim. Madde alışverişini, su ve besin alışverişini sağlıyor. Depo parankiması ise kök, gövde, tohum ve meyve gibi kısımlarda bulunuyor. Ki lokoplast dediğimiz bir organel var buralarda. İşte o organelde besin depo edebiliyorlar. Ne o besinler? Mesela nişasta Patates, muz gibi meyvelerde ya da yapılarda nişasta olarak depo edilebiliyor. Yağ olarak işte fındık, ceviz gibi yapılarda depo edilebiliyor. İşte fasulye gibi bitkilerde protein olarak depo edilebiliyor. Kaktüs gibi bazı bitkilerde de su depo edilebiliyor. Nerede? Depo parankiması dediğimiz hücrelerde Havalandırma parankiması ise arkadaşlar hücrede üretilen ya da kullanılmak üzere bitkiye alınan gazları hücreler arasındaki boşluklarda depo ediyor. Yani havalandırma parankimasında oksijen, karbondioksit gibi gazlar depo edilebiliyor. Kimlerde bol miktarda bulunuyor? su ve bataklık bitkilerinde çünkü suya gömülü bitkilerde ya da bataklık bitkilerinde gaz alışverişi birazcık zor oluyor arkadaşlar dolayısıyla o boşluklarda biriken oksijen ve karbondioksit bitkinin ihtiyacı için kullanılabiliyor Şimdi yaprağın enine kesitini bir inceleyelim. Burada özümleme parankiması, iletim parankiması kısımlarını bir görelim. Ayrıca bu yaprağın enine kesiti artık sürekli önümüze çıkacak. Gövde, kök, yaprak enine kesitlerini e, mutlaka bilmeniz gerekiyor. Şöyle bunu da bir tanımış olalım. Yaprağın arkadaşlar enine kesitini aldığımızda, şuradan bir kesit alıp mikroskopta incelediğimizde yaprağın en üstünde ve en altında tek sıralı bir hücre tabakası görüyoruz. İşte o hücre tabakasına epidermis diyeceğiz. Üsttekine üst epidermis, alttakine de alt epidermis diyeceğiz. Üst ve alt epidermis arasında kalan tabakaya mezofil tabakası diyoruz. Bu tabakada hem özümleme parankiması hücreleri var hem de şurada bakın yaprağın damarı diye e, ifade ettiğimiz aslında iletim demetleri var. İletim demetlerinin etrafında da bakın şu şekilde tek sıra dizilmiş başka bir hücre grubu daha var. İşte burada tek sıra olarak dizilmiş bu hücre grubunun adı arkadaşlar iletim parankiması. Peki neydi iletim parankimasının görevi? Şurada bulunan iletim demetleri ile diğer dokular arasında su ve besin alışverişi sağlamak. Bakın buradan buraya, buradan buraya su ve besin alışverişini sağlamak. Mesela şuradaki Özümleme parankiması hücrelerinde besin oluşturulduğunda floeme aktarılma görevi iletim parankimasına ait. Floem ne yapıyor peki? Floem buradan köke kadar bu besinleri taşıyabiliyor. Dikkat! İletim parankiması yapraktan köke taşıma yapmıyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Buradaki işte palizat ve sünger parankiması hücreleri ile iletim demetleri arasındaki madde alışverişini sağlıyor. Lütfen bunu karıştırmayın başka ne yapıyor? Mesela kısılemde buraya kadar su ve mineraller geldi. İşte o su ve minerallerin buradaki hücrelere aktarımını yine iletim parankiması hücreleri yapıyor. Yani yapraktan köke, kökten yaprağa taşıma yapmıyor. İletim demetleri ile diğer dokular arasındaki madde alışverişini gerçekleştirmiş oluyor. Mezofil tabakasında bakın bir de parankima hücreleri var. Şurada üst tarafta birbirine daha sıkı sıkıya dizilmiş ve bol kloroplastlı olan hücre grubuna palizat parankiması diyoruz. Yani palizat parankiması diğerine göre yani sünger parankimasına göre çok daha fazla fotosentez yapabiliyor. Bol kloroplast taşıdığı için. Sünger parankiması ise palizat parankimasından farklı olarak bakın aralarında boşluklar bulundurarak yerleşmiş bakın buralara. aralarında aralarında Boşluk bulunmayan, palizat parankiması bulunduran sünger parankiması. Yine kloroplastları olduğu için fotosentez yapabiliyor fakat palizat parankimasına göre biraz daha az. Şimdi alt epidermisin arasında şurada bir yapı olduğunu görüyoruz. Bu yapının adı stoma. Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşuyor. İlerleyen konularda detaylara gireceğim için şimdi sadece e, buradaki yapıları tanıtıp geçeceğim size. Epidermisin Üste kalan kısmında da yine sutama olabilir. Kurak ya da nemli bölgede yaşayıp yaşamadığına göre değişebiliyor bu durum. Epidermis hücrelerinin dışarıya doğru kütin diye bir madde salgıladığını söyleyeyim size. İşte o madde kütükula dediğimiz bir tabakanın oluşmasını sağlıyor. Şurada en üstte burada da yine en altta bulunan bu tabaka kütükula tabakası, kurak bölge bitkilerinde kalın, nemli bölge bitkilerinde ince olarak karşımıza çıkıyor kütükula tabakası. Yaprağın enine kestiğinde şimdilik size söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Şurada bir de şunu da söyleyeyim. İletim demetleri yaprakta bulunurken aralarında kan büyüm yok dikkat edin. Kan büyüm nerede vardı? Gövde kısmında vardı. Bir de kök kısmında vardı. Gövde ve kökün enine büyümesini sağlıyor. Tabi tüm bitkilerde değil. Kan büyüm bulunduran çift çenekli bitkilerde olabiliyor. Fakat yaprak kısmında yok dikkat edin. Yaprakta da şu üste kalan iletim demeti elemanına kısılem diyoruz. Altta kalan iletim demeti elemanına da fluem diyoruz. Bunların yerlerini de mutlaka bilmeniz gerekiyor. Gövdede içe bakan tarafa kısılem, dışa bakan tarafa fluem demiştik. Yaprakta da üste kalan kısılem, altta kalan fluem olarak karşımıza çıktı. Evet yaprağın eline kestiğinde e, özümleme parankiması ve iletim parankimasını gördük. Şimdi de havalandırma parankiması ve depo parankimasını şekil üzerinde görelim. Havalandırma parankiması neyi sağlıyordu arkadaşlar? Gazların depo edilmesini sağlıyordu. Hangi gazlar? Oksijen ve karbondioksit. Oksijeni, oksijenli solunumda kullanacak. Bitkimiz karbondioksiti de fotosentezde kullanabilecek. Yine, e, solunum sonucu oluşan karbondioksit buradaki boşluklarda birikebilecek. İşte havalandırma parankiması özellikle su ve bataklık bitkilerinde bolca bulunuyor arkadaşlar. Su ve bataklık bitkilerinde gaz depo edilmesini sağlıyor bu şekildeki boşluklarda. Depo parankimasına gelince Burada bir kaktüs örneği görüyoruz. Kaktüs de su olarak depo ediyor. Fakat farklı bitkilerde farklı maddeleri de depo edebiliyor. Mesela nişasta, protein, yağ gibi maddeleri de depo edebiliyor. Evet biraz önce bahsetmiştim. Fakat bu bilgiyi de hemen hafızamıza atalım. Parankima hücrelerinde farklılaşma en az seviyede çoğu bu yüzden belirli koşullar altında diğer bitki hücresi tiplerine dönüşebiliyorlar. Böyle bir dönüşüm yeteneği var. Hatta sekonder meristeme örnek vermiştik. Hormonların etkisiyle parankima sekonder meristeme dönüşebiliyor demiştik. Yaralanma gibi durumlarda da yaralanma bölgelerini onarabiliyor parankima hücreleri. Şimdi gelelim temel dokunun ikinci elemanı olan kollankimaya. Kollankima hücreleri arkadaşlar yine canlı hücrelerden oluşuyor. Eğilme, bükülme, çarpmaya karşı bitkiye mekanik destek sağlıyor. Şimdi hemen bir örnek vereyim size. Diyelim ki kiraz toplayacaksınız. Kirazın dallarının ucunu elinizle aşağıya doğru çekip kirazı kendinize doğru yaklaştırabiliyorsunuz. Orada böyle çıt diye bir kırılma olmuyor. Niye? İşte oradaki esnekliği eğilme ve bükülmeye karşı dayanıklılığı sağlayan bir yapı var. İşte onun adı kollankima. Yine çok şiddetli rüzgarlarda o bitkinin uç dallarının hemen böyle kırılıp bozulmadığını, esneyebildiğini görüyorsunuz. İşte o esneklik sağlayan yapı kollankima. Yani mekanik bir destek sağlıyor. Nerelerde bulunuyor o zaman? Bitkilerin genç gövdelerinde, yaprak ve çiçek sapında bulunuyor yaprağın sap kısmında, çiçeğin sap kısmında yine kollankim hücrelerini görmek mümkün. Hücrelerinin çeperleri selüloz ve pektin birikimi sonucu kalınlaşıyor ve çeper kalınlaşması düzensiz. Şimdi hemen bunu örnekle anlatmaya çalışayım size. Diyelim ki şu bir hücremizin çeperi şu da hücrenin zarı olsun. Biliyorsunuz bitkiler bu şekilde genellikle köşeli bir yapıya sahiptirler ve çeperleri selülozdan oluşur diye öğrendiniz zaten. Fakat selülozun yanında bir de ne birikimi oluyormuş arkadaşlar? Pektin dediğimiz bir maddenin birikimi oluyormuş. Selülozla birlikte pektin eğer köşelerde birikirse bu şekilde köşelerde kalınlaşma olursa biz buna köşe kollankiması diyeceğiz. Fakat Paralel çeperlerde olursa kalınlaşma bakın. Şu şekilde paralel çeperlerde olursa selüloz artı pektin birikimi buna da ne diyeceğiz? Levha kollankiması diyeceğiz. Burada kereviz bitkisinde yaprak sapından alınan enine kesitte köşe kollankimasını görüyorsunuz. Kerevizi eğer e, pişmeden önce ve piştikten sonra gördüyseniz eğer oradaki yaprak sapında oldukça e, dayanıklı sert bir yaprak sapının olduğunu görürsünüz. İşte hücresel olarak mikroskopta incelediğimizde köşe kollankimasını görmekte mümkün. Ayçiçeği bitkisinin gövdesinden alınan enne kesitte de bakın levha kollankimasını yine görmek mümkün. Ayçiçeği bitkisi de bu şekilde dimdik durabiliyor biliyorsunuz. Onu diklik kazandıran, mekanik destek sağlayan işte kollankima dediğimiz yapı. Kollankima, sıklerankima, iletim demetleri, selüloz çeper, ve turgor basıncı. Bunların hepsi arkadaşlar bitkiye mekanik destek sağlıyor. Kollankima ve sklerankima e, biraz sonra sklerankimayı da anlatacağım. Desteklik veriyor zaten fakat yeterli değil. Damarlı bitkilerde iletim demetleri yani o kıslen fulem dediğimiz yapılar da onun dik durmasında ona destek vermekte de önemli. Yine bazı otsu bitkilerde sadece selüloz çeper bile onun dik durmasında etkili. Mesela bir çimen düşünün. Çimeni sulamadığınızda yere doğru hafif böyle yatık olur. Fakat su verdiğinizde o selloz çeper turgor basıncının etkisiyle hücreler turgor haline geçerek çimenin dik durmasını sağlar. Ya da evde saksı bitkilerinde dikkat ettiyseniz onlara su vermediğinizde yapraklar aşağıya doğru kendisini bırakır. Su verdiğinizde hücrelere giren su Turgor basıncının ve selüloz çeperin etkisiyle o yaprakların tekrar dimdik olmasını sağlar. O zaman bu bilgiyi de bir hafızaya atalım. Şimdi gelelim sklerankima kısmına. Hücreleri ilk oluştuğunda canlı aslında fakat ilk işlevsel olgunluğa ulaştıklarında canlılıklarını kaybediyorlar. O zaman şuna artı şuna eksi yazıyorum. Artıyı canlı, eksiyi ölü anlamında kullanacağım. Siklerankim hücreleri ölü olduğuna göre olgun siklerankim hücreleri, işte aktif taşıma protein sentezi, e, dehidrasyon gibi çeşitli olayları gerçekleştiremezler. Ölü hücreler işte difüzyon olaylarını yapabilirler mesela. İşte difüzyon, ozmoz gibi canlılık gerektirmeyen olayları yapabilirler. Fakat ATP gerektiren, canlılık gerektiren faaliyetleri yapamazlar. Aman dikkat sorularda karşınıza çıkar. Mesela kolonkima hücreleri canlıdır. Protein sentezi yapabilir, ATP sentezi yapabilir, aktif taşıma yapabilir. Fakat dikkat, kollankimada DNA replikasyonu yok artık. Niye? Çünkü o bir meristem değil. DNA replikasyonu kimde bulunuyordu? Bölünebilen hücrelerde yapılabiliyordu. Kolonkima bölünemeyen bir hücre olduğu için replikasyon yapamaz. Sıklarankima zaten cansız, dolayısıyla yapamaz. Hücre çeperleri selüloz ve Lignin birikimiyle dikkat. Şimdi kollankimada pektin demiştik selülozla birlikte. Burada ise lignin dediğimiz bir madde. İşte odun özü dediğimiz madde aslında kısilemin yapısında da var bu lignin dediğimiz. Dolayısıyla odunlaşmaya sebep oluyor. Ve hücrenin de ölümüne sebep oluyor. Çeper kalınlaşması da düzenli. Şimdi bunu anlatmak için yine şekil üzerinde anlatmaya çalışayım. Selülozla birlikte... Lignin birikimi başlıyor düzenli bir şekilde arkadaşlar ve bu hücre başta canlıydı aslında. Fakat olgunlaştıkça ve bu çeper kalınlaşması hücrenin her tarafını sarmaya başladıkça stoplazmasını, çekirdeğini, organellerini kaybedip bu hücre ölüyor arkadaşlar. Dolayısıyla canlılığını kaybediyor. iki çeşidi var sklerankimanın lifler ve taş hücreleri olmak üzere. Bakın burada lif hücrelerini görüyorsunuz. Keten gibi bazı bitkilerde e, buradaki lif hücrelerinin dayanıklılığını kullanarak biz onlardan halat yapabiliyoruz mesela çok kuvvetli e, sağlam halatlar yapabiliyoruz. Taş hücreleri yine bitkiye mekanik destek sağlıyor. E, hani öyle ayva, armut yerken e, çıtır çıtır sesler gelir dişlerinizin arasında küçük sert yapılar gelir. İşte onlar taş hücreleridir ve oldukça dayanıklılık sağlar kima hücreleri ölü olduğundan neleri yapamıyormuş arkadaşlar? Aktif taşıma protein sentezi gibi canlılık gerektiren olayları gerçekleştiremiyorlar. Kolankima hücreleri canlı olduğu için bunları gerçekleştirebiliyorlar. Buraya da dikkat. Temel doku elemanlarını da böylece bitirdik. Parankima, kolankima ve sklerankima olmak üzere 3 grupta inceledik. Bitkiye mekanik destek sağladığı, aralarını doldurduğu organların ve özelliklerini gördük. Şimdi bununla ilgili birkaç soru çözelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.